Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kolay ve pratik bir şekilde tandır ekmeği hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarifle geldim. Gördüğünüz gibi tam anlamıyla tandır ekmeği, tandır ekmeği tadında demiyorum çünkü gerçekten tandır ekmeği gibi oldu. Hemen sizlerle yakından paylaşayım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için yoğurma kabına 7-8 bardak kadar un aldım. Göz kararı olarak yaptım. İsterseniz ölçü olarak da verebilirim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım paket yaş mayayı ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başladım. Mayayı tuzu tamamen erittikten sonra azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Eğer ölçülü olarak da yapmak isterseniz 8 bardak una 3 bardak kadar su ekleyebilirsiniz. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışmayan, gayet yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda kıvamını sizlerle yakından paylaşacağım. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurum kıvam almaya başladı bu aşamadan sonra elimi sadece ıslatıyorum. Elimi ıslattıktan sonra hamurun altına çok az elimi sürüyorum. Bu şekilde hamuru yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamur bir yerden sonra birleşiyor. Kaldırdığınız zaman hepsi birlikte kalkıyor. Bu kıvama gelinceye kadar hamuru güzel bir şekilde yoğurun. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam Yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur oldu fakat elime yapışmayan bir kıvamda. Hamurun üzerini kapatıyorum. Bu şekilde hamurumu 1 saat kadar mayalandırdım. Bu arada ben ılık su kullanmadım. Direkt çeşmeden doldurdum. O şekilde kullandım. Hafif ılıklık vardı sadece içerisinde. O yüzden bir saatte anca mayalandı. Eğer biraz ılık su kullanırsanız daha da çabuk mayalanacaktır. Mayalanan hamurumu tezgah almadan önce un serptim. Elimi una batırarak yavaş yavaş hamurun havasını alıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta havasını alıyorum. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Göz kararı olarak parçalar kopartıp bezelerimi hazırlamaya başladım. Ben bu hamurdan toplamda 6 adet beze elde ettim. Hamurun güzelliğini üzerinde oluşan baloncuklardan anlayabilirsiniz. Bu hamurun bu kadar güzel olmasının nedeni 5-6 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurmamdı. Bezeleri hazırladıktan sonra 10 dakika kadar üzeri kapalı bir şekilde dinlendiriyorum. 10 dakika kadar dinlendirdim. Bezeler kendini güzel bir şekilde bıraktılar. Hemen şöyle bir göstereyim. Hemen kenara alıyorum. Altına çok az un serpiyorum. Üzerini kapatın ki kabuklanmasın. un serperek ilk hamurumu açmaya başlıyorum ben hafif oval şekli veriyorum Dilerseniz yuvarlak olarak da hazırlayabilirsiniz orta kısmından büyüterek kenar kısımlarına doğru yavaş yavaş büyütüyorum daha sonra elimin üzerinde büyüteceğim Eğer elinizin üzerinde büyütemiyorsanız merdane yardımıyla büyütebilirsiniz ama merdane ile düzelttiğiniz zaman piştiği zaman çok güzel bir şekilde kabarmayacaktır. Elinizde hazırlarsanız daha iyi olacak. Eğer elinize yapışıyorsa çok azıcık azıcık un serperek yine bu şekilde açabilirsiniz. İlk ekmeğimi hazırlamaya başlamadan önce fırını 230 dereceye açtım. Tepsi ters çevirerek içerisine yerleştirdim. O şekilde fırını 5 dakika kadar çalıştırdım. Daha sonra ilk bezemi bu şekilde hazırlamaya başlıyorum. Masada biraz büyüttükten sonra elimin üzerinde büyütüyorum. Çok fazla büyütmeyeceğim çünkü bezelerim çok fazla büyük değildi. Daha çok hamur hazırlayarak tam tepsi boyutunda ekmekler de hazırlayabilirsiniz. O şekilde daha ekonomik olacaktır. Hamurumu elimin üzerinde yeteri kadar büyüttüm. Isınan tepsinin üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Tepsi sıcak olduğu için tepsinin üzerine koyduğum andan itibaren çok fazla büyümüyor. O yüzden yeterince büyütün. Üzerine biraz tuz serpiştirdim ve fırına yerleştirdim. Fırında çok azıcık sizler için çektim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kabarmaya başladı. Pişme süresi 6 ile 8 dakika arasındadır. Hemen bir 4-5 dakika sonra diğerini hazırlamaya başlıyorum. Kontrollü bir şekilde pişirin, fırından fırına değişiklik gösterebilir. İlk ekmeğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde kabardı ve çok güzel bir şekilde pişti. İlerleyen dakikalarda iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Gerçekten mükemmel oldular. Yumuşacık olabilmesi için sofra bezinin arasına hemen yerleştirdim. Diğerlerini hazırlamaya başlıyorum. Hemen ikinci ekmeğim de çıktı. İkinci ekmeğimi de yine aynı şekilde sofra bezinin arasına, ekmeğimin üzerine koyuyorum. Bu şekilde hepsini toparlıyorum. Diğer hamur koyarken tepsinin üzerine çok az su serptim. Daha sonra hamuru büyütüp üzerine yine aynı şekilde su serpip sıcak fırına sürüyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman size dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca çok sevilen, çok beğenilen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, içli köfte tarifi, lavaş tarifleri daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ben ekmeklerimi hazırlamaya devam ederken bu arada videonun da sonuna gelmek üzereyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.